Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Konuya geçmeden önce hatırlatmalarımızla başlayalım. Para kazanız video içeriğine tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra şimdi de gelin kanal videomuzu izleyelim. Daha sonra hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi konumuza geçebiliriz. Videonun başlığından da görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere gerçekten katılmanızı tavsiye ettiğim bir projeyi Iderab'dan bahsedeceğiz. Bu projeyi Iderab'ımız şöyle gelelim. İsmi Myria diye geçiyor. Bu projeyi arkadaşlar ben size ikinci videosunu da çekeceğim ama bu videoda sadece Iderab'ından bahsedeceğim. Bir dahaki aşamada da diğer videomuzda tokenomik kısmı ile birlikte projeden bahsetmeye çalışacağım. Ama yine de bu proje nedir? Kısaca şöyle bir bahsedelim. Myria projesi arkadaşlar genellikle NFT'leri ve onun dışında blockchain oyunlarını ve daha fazlasını ölçeklendirmek için özel olarak oluşturulmuş bir Ethereum katman 2 ölçeklendirme çözümü. Şimdi bu çözüm için özellikle şu çok önemli bakın NFT basımı onun dışında kullanıcıların varlıklarını güvenliğini tehlikeye atmadan anında ticaret onayı ve bunları yaparken de neredeyse sıfıra yakın. Gaz ücretleri şimdi Layer 2 katmanı demiştik yani katman 2 demiştik ana altında çalışan bunu yaparken de mesela ne yapacak çok sayıda aktarılan bakın TPS değeri 9000'den fazla 9000'e kadar bir TPS değeri var. Bunu tek bir işlemde bir araya getirmek için neyi kullanıyormuş bakın z kullanıyormuş yani Zero Knowledge sıfır bilgi toplama kanıtı Rollup bir önceki videomda bahsetmiştim bundan sonraki projelerin ana konusu, ana fikir birliği, ana protokolü olacağını o zaman da söylemiştim. Şimdi bu projede de benzer bir şekilde bu bilgileri nasıl topladıklarını Zero ile görüyoruz. Onun dışında bakın Asus 2022'de lansmanında 250'den fazla ortak kurulmuş bu projeyle ve toplamda 500 binden fazla NFT basılmış. Önemli bir proje, önemli bir proje olduğunun içinde airdrop'una katılacağız. Bu resmi bir airdrop. Şimdi aşağıdaki yorumlar kısmındaki linke tıkladığınız zaman böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada şuraya tıklayıp connect wallet diyeceksiniz. Connect wallet dediğiniz zaman MetaMask'ınız açılacak. MetaMask'a onaylar vereceksiniz. Birden çok onay gerekiyor burada. Şu sesi kapatalım. Şimdi bu onayı verdikten sonra aşağıda bakın connect wallet diyor. Ondan sonra ittifak seçin diyor ve NFT'nizi claim edin diyor. 3 tane adım var. Şimdi geçtim. Connect dedikten sonra bakın hesabınız onaylandı diyor. Başarılı giriş yapıldı diyor. Yani register işlemi yapıldı. Şimdi burada arkadaşlar özellikle diğer sayfaya geçmeden önce şuradan bahsedelim. Bakın 23 Mart'ta başlamış bu yarışma. Bugün zaten 24'ü. Ne zamana kadar devam edecek? 23 Mayıs'a kadar devam edecek ve 6'sında da 6 Haziran'da da NFT'lerinizi buradan claim edebileceksiniz. Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim. Burada ittifak seçiyorsunuz. Toplam 3 tane ittifak var. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ben şunu seçtim. Daha sonra da görevler var. Sayfanız bu. Burada girdiğiniz zaman sağ üst kısımda puanınız gözüküyor. Şurada metamask bağlanmış olduğunu güzel adresiniz gözüküyor. Burada en önemli kısımlar aslında bu. Bu da ödüller. Puan aldıkça 5 puan, 15 puan, 30 puan, 100 puan, 250 puan ve 500 puan. Ödül aldıkça böyle puanlarınız artıyor ve ödülleriniz artıyor. Ne kadar çok görev tamamlayıp puan kazanırsanız o kadar çok NFT'niz nadir ve legendary olur. Kazanmazsanız common NFT alırsınız. Ya da, ya da common diyelim common yaygın olan NFT alırsınız. Şimdi burada girdik. İlk yapmamız gereken mail adresimizi olaylamak. Burada verify butonuna bastıktan sonra mailinize bir link gelecek. Bu linke bastığınız zaman mailiniz olaylanmış olacak. Bu mail onayından sonra şu aşağıdaki görevler açılıyor. Bu görevleri hemen şöyle site üzerinden göstereyim. Bakın görevlerimizde ne var? Discord gruplarına katılmak var. Bu 5 puan kazandırır. Bende şu an 15 puan var zaten. Bir tanesi Discord'dan aldım. Twitter sayfalarını takip. 2 tane var burada. 2 sayfayı takip. Toplamda 15 puan yapıyor. Bunları yaptıktan sonra bir de şu aşağıda Twitter paylaşımı var. Bir tane post atacaksanız bu da 30 puan. Discord'a katıldıktan sonra Discord içerisinde general yani genel chat diye geçen general chat kanalı var. Şöyle gösterelim. Tabii buraya geçmişken şunu da söyleyeyim. Katıldıktan sonra her Discord grubunda bir doğrulama adımı var. Kapça doğrulama. Fakat burada şöyle bir şey de var. Nereden katıldığınızı soruyor. Hangi kıtadan? Asya, Avrupa, Amerika gibi. Bunu seçiyorsunuz. İlk önce biz Avrupa'da olduğumuz için Avrupa'yı seçtim. Onun dışında burada geliştirici misiniz diye soruyor. Bakın burada developer mısınız, Marian mısınız veya da her ikisi misiniz diye soruyor. Toplamda 3 seçenek var. Ben burada Marian'ı seçtim. Bunu seçtikten sonra general chat, anons kısmı ve etkinlik kısmı açıldı. En son aşamada da mail adresimizi istiyor. Bu mail adresimizi istemesinin sebebi de gelişmeleri bize mailden bildirecekler. Şimdi şurada general chat'e bir gelelim. Şurada General Chat kısmına bastığım zaman burada yapmanız gereken şey şu. Bu projeyi inceleyebilirsiniz. Bu arada incelemenizi tavsiye ederim. Proje ile alakalı beğenmiş olduğunuz, hoşunuza giden durumları burada yazmanız gerekiyor. Bakın burada belirtmişler. Burada 10 puan kazanıyorsunuz. Her gün 10 puan kazanabilirsiniz kısacası. Giriş yapıyorsunuz. Günlük giriş ve Discord'a bir post atıyorsunuz. Beğenmiş olduğunuz özelliklerle alakalı liste yapın her gün bir tanesini yazabilirsiniz. Onun dışında Discord'da rol almanız lazım. Yorum yaptıkça, yorumlara cevap verdikçe, aktif oldukça zaten muhakkak seviyenizi atlayacaktır. Buradan 200 puan alıyorsun, ciddi bir puan bu arada. Yani 500 puanın neredeyse yarısı. Onun dışında arkadaş davet etme kısmı var. Arkadaş davet ettiğiniz zaman da 100 puan kazanıyorsunuz. Dolayısıyla 3-4 kişi davet ederseniz güzel olur diye düşünüyorum. Çok fazla davet etmeye de gerek yok. 3-4 Sınırlı yeterlidir. Şurayı tamamlamamız lazım. Yani şu 500 puanı tamamlamamız lazım. Bu 500 puan tamamlayabilmek için de 3 arkadaş buradan davet et. Diğer görevleri yap. Zaten şurayı geliyorsun. 250'ye geliyorsun. E şuradan da Discord'da baktığın zaman 5. seviye olduğun zaman direkt 500 puan buradan arkadaşlar almış oluyorsunuz. Şimdi şuraya bir bakalım. History kısmı var. Deposit ve withdraw kısımları var. Onun dışında şu kısma bakalım. Bu kısımda almış olduğumuz key'ler var. Common Key, Rare, Fragment Key. Bunlar şunları tamamladığınız zaman geliyor zaten. Nadirlik seviyesine göre değişen anahtarlar. Bunları dediğimiz gibi 6 Haziran'da claim edebileceğiz. Onu da söyleyelim. Çok fazla da anlatılacak bir şey yok. AirDrop bu kadar. E, sosyal medyada takip almayı unutmayın. Önemli bir proje. Üstüne basa basa söylüyorum. E, onun dışında yarın veyahut da öbürsü gün bir güzel proje daha gelecek. Sui ağı içerisinde airdrop'ı kesin olan bir tanıtım gelecek. Onu da kaçırmamanızı öneririm. Birkaç proje daha var. Onların da tanıtımları yavaş yavaş peyderpey kanalımda olmaya devam edecek. Beni takip etmek isteyen arkadaşlar kanalım üzerinden abone olarak takip edebilirler. Sosyal medyalarımız Telegram duyuru grubu ve aynı zamanda Twitter sayfalarından takibe alabilirsiniz. Yorum, görüş, soru olursa da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Videomuza bir like atarsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.